Peygamberimizin bu sözü tüm detaylarıyla gerçekleşti. Siyah sancaklıları gördüğünüz zaman kalpleri demir parçaları gibi katı kalpli olacak. Onlar devlet ashabıdırlar. Hiçbir söze vefa göstermeyecekler, hakkın ehli değillerdir. İsimleri künyeli olacak, nispetleri kariyeleri olacak. Saçları kadın saçı gibi sarkık olacak. 1. Siyah sancaklıları gördüğünüz zaman. Peygamberimiz birçok hadisinde, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru zamanında siyah bayraklarla ortaya çıkacak bir grubun varlığından bahsetmiştir. Gerçekten de kendilerine Irak Şam İslam Devleti adını veren IŞİD adlı örgüt, siyah bayraklarla Müslüman coğrafyasında ortaya çıkmıştır. 2. Kalpleri demir parçaları gibi katı kalpli olacak. Peygamberimiz siyah bayraklarla çıkacak olan bu grubun kalplerini demir parçalarına benzetmiştir. Katı kalpli, acımasız, kan dökücü olduklarını ifade etmiştir. Gerçekten de IŞİD adlı örgüt üyeleri, kendi mezheplerine mensup olmayan Müslümanları soğukkanlılıkla katletmeleri, kitap ehlini topraklarından sürmeleri, İslam'da yeri olmayan uygulamaları acımasızca tatbik etmeleriyle kendilerini çok kısa sürede tüm dünyaya tanıttılar. 3. Onlar devlet ashabıdırlar. Peygamberimiz IŞİD adlı bu örgütün sözde bir devlet kuracağını da hadisinde bu sözüyle açık bir şekilde ifade etmiştir. IŞİD örgütü hilafet ilan etti. Peki bu hilafetle neyi amaçlıyor? Hilafeti yeniden ilan ettiler, isimlerini değiştirdiler. Irak ve Suriye'de güçlenen IŞİD, devlet kurduğunu ve halifenin de örgüt lideri Bağdadi'nin olduğunu duyurdu. IŞİD, adından da anlaşılacağı gibi kendini Irak ve Suriye topraklarına hakim bir devlet olarak tanıtmış, ardından da Irak işlerine doğru ilerleyişini devam ettirirken, sözde hilafetini de ilan etmiştir. 4. Hiçbir söze vefa göstermeyecekler, hakkın ehli değillerdir. Gerçekten de İslam ve Kur'an adına ortaya çıkan ve kendilerini Müslüman olarak tanıtan IŞİD, birçok uygulamasıyla Allah'ın hükümlerine riayet etmediğini göstermektedir. İslam Arapça silm yani barış kökünden türemiştir. Barış, esenlik ve güvenlik anlamlarına gelir. Oysa IŞİD, korku salarak, kan dökerek, yakıp yıkarak Allah'ın sözünü tutmadığını, Kur'an hükümlerinin birçoğunu dikkate almadığını açıkça ortaya koymaktadır. 5. İsimleri künyeli olacak, nispetleri kariyeleri olacak. IŞİD örgütünün özellikle yöneticilerinin adlarına baktığımızda bu adların künyeli olduğunu, yani bu kişilerin kendi adlarını kullanmadıklarını görür. Birçoğunun adlarının yaşadıkları yere nispetli olduğu görülmektedir. Örneğin IŞİD liderinin adı El-Bağdadi'dir. Yine bir diğer yöneticilerinin adı ise Muhammed El-Makdisi'dir. Bunlar gibi daha birçok örnek söz konusu hadisin tam olarak gerçekleştiğini ispatlamaktadır. 6. Saçları kadın saçı gibi sarkık olacak. Peygamberimiz saçları kadın saçı gibi sarkık olacak ifadesiyle IŞİD örgüt üyelerinin gerçekten en çok dikkat çeken fiziksel yönlerinden uzun saçlarına da dikkat çekmiştir. Dikkat! Cümle cümle gerçekleşen, bunun gibi yüzlerce hadise rağmen bu gerçeklerden Müslümanları haberdar etmeyen, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur alametleri olan olayları halktan gizlemeye çalışan bazı alimlere soruyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın huzurunda da bu gerçekleri kabul etmediğinizi söyleyebilecek misiniz? Allah'ın huzuruna çıktığınızda ümmetten gizlediğiniz bu gerçekler için nasıl bir açıklama yapacaksınız?